Şimdi malumunuz bu köprülerin, tarihi köprülerin restorasyon çalışması var. Bu da geçen yıl yapılacaktı. Bazı şartlardan dolayı ötelendi. Bu artık gündemimizde. Bununla ilgili işlemlere tamamlandı. Artık bu tarihi köprü bizim tarihi eserlerimiz tabii. Yani hiç kapatmak istemeyiz ama sonuçta tarihi eser olduğu için de tarihimizde yok olmasına da izin verecek halimiz yok. Buna da izin veremeyiz. Tarihi değerlerimizi yaşatmamız gerekiyor. Köprüler kapanıyor. Tarihi köprüler Tunca ve Meriç 18 Mart günü araç trafiğine kapatılıyor. Karayolları tarafından onarıma alınacak olan köprülerle ilgili yapılan toplantıya esnaf katılmasına rağmen karayolları yetkilileri katılmadı. Köprülerin kapatılma tarihinin yanlış olduğunu belirten esnaf, "İş yapacağımız bir dönemde köprüler kapatılıyor. O zaman biz de iş yerlerimizi kapatıp gidelim." dedi. Şimdi malumunuz bu köprülerin, tarihi köprülerin restorasyon çalışması var. Bu da geçen yıl yapılacaktı. Bazı şartlardan dolayı ötelendi. Bu artık gündemimizde. Bununla ilgili işlemlere tamamlandı. Artık bu tarihi köprü bizim tarihi eserlerimiz tabii. Yani hiç kapatmak istemeyiz ama sonuçta tarihi eser olduğu için de tarihimizde yok olmasına da izin verecek halimiz yok. Buna da izin veremeyiz. Tarihi değerlerimizi yaşatmamız gerekiyor. Ve bir şekilde bu tarihi köprülerin restore edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili sorumluluk Karayollar Genel Müdürlüğü'nde. Karayollar Genel Müdürlüğü bununla ilgili projelerini hazırlamış. Tarihi köprüler, anıtlar kurulunun bir takım çalışmaları var. Onlar tamamlanmış ve bunu yapacak olan firmaya da bunun ihalesi yapılmış. Şu anda süreç başladı. En geç pazartesi günü işe başlarız. Tadilata başlamış olacağız. Evet efendim. Peki bu arada mevcut Tunca giriş Tunca köprümüz. Öncelikle onu bitirdikten sonra bu tarafa Meriç'e geçeceğiz efendim. Yani aynı anda iki köprüyü kapatmayacak mıyız? Hayır efendim. Aynı anda iki köprüyü kapatmayacağız. Hayır, önce Tunca köprüsünü kapatıp evet, yapacağız. Evet, orayı efendim. Kapatacağız. Evet efendim. Oraya tadilatı bitirdikten sonra? Bitirdikten sonra onu açarız. Ondan sonra bu tarafa geçeceğiz. Evet. Bu tarafa dönüyoruz. Bu taraftan baktığımızda bizim başka kaçış şansımız yok. Ya Yunan'a kaçacağız ya da yüzerek bu tarafa geçmek zorunda kalacağız. Devlet Su İşleri Bosna Köyü yolunu kapattı. Son zamanda giden var mı yok mu bilmiyorum. Kocaman demir bariyerlerle yollar kapalı. Setlerin üstü kapalı. Doğal olarak sen gitmek istiyorsan alt yoldan gitmen lazım. Burada ok işareti kamyon, otobüse o yolu veriyor. Gidin bakın otobüsün değil. Yani oraya traktörle ancak geçmen lazım. Şimdi ya da o tabelayı oradan kaldırmak lazım. Evet ya da o tabelayı oradan kaldırmamız lazım. Yani aslında hepimiz ortak şeyi konuşuyoruz. Kurumlar arasındaki kopukluk bütün esnafa yansıyor. Yani bu sadece belediyenin trafiğin sorunu değil. Beyefendi gelmiş bir firmanın iş sahibidir. Allah razı olsun gelmiş bize bu bilgileri vermek zorunda da değil. Adam işini yapar, 3 gün yapar, 5 gün yapar. Onun muhatap olduğu kurum karayollardır. Asıl burada olması gereken karayollar. Evet. Aynen. Şimdi burası kapalıyken o yolun olduğuna dair bir şey. Girişe bir ok. Yani bu köprü kullanılır. Kara ağacı buradan gidilebilir diye. Çünkü buraya geliyor, kapalı diyor, geri dönüyor. Bilmiyorlar onu. En azından o köprüye gidilir diye bir tabela, bir şey koyalım. Giriş çok. Yoksa tamirat var. Tamirat. Efendim bozuk mevcut tespit edilen taşlarımız vardır. Evet. Tamamıyla onları söküp yerine hepsi değil. Hepsi değil efendim.